Yazıyor. Ben vicdan azabı çekiyorum. Uyuyamıyorum. Gördüm. Yılmaz ikinciye. Zaten burada her şey yazıyor ve net ya. Şeyi çıkarayım mı? Fotoğraf. Evet, fotoğraf. Bu fotoğrafta zaten kardeşim 6 aydır içerideydi. Yaralamadan birini vurduğu için içeri girdi. 6 aydı içerideydi zaten. Hiç bir sorunu falan yoktu. Bir cezası vardı. Gelmişti zaten. Ondan dolayı da hiç psikolojisi bozuk ya da hiçbir şey değildi zaten. 6 ay bir süresi vardı. Sonradan zaten biz açık görüşe gittik. Açık görüşte de gayet annemi çok seven bir insan zaten. Çok sakin karşıladı. İyi olduğunu söyledi. Ondan 2-3 hafta sonra telefon konuşması yaptım. Perşembe günüydü. Ben o gün rahatsızdım. Aradı. Abla sen dedi korona mı oldun? Yok dedim ben korona falan değilim. Sadece bir baygınlık geçirdim falan. Anneme dikkat et dedi. Anneye bir şey olmasın. Bana çok kızdı dikkat et. Sonra biz kahkaha attık aramızda. Güldü. Çok güzeldi. Abla işte benim doğum günüm 28 yaşına girdim işte. Başka zaman da konuşmuştuk. Bana parfüm al şunu al. Ben ona çok şey aldım gönderdim. Kendini bu kadar seven, hayat dolu olan bir insan, tamam çok acılar çektik, çok şey yaşadık onunla birlikte. Ama kendini bu hale getirecek bir insan değildi. Ve bizi kimse aramadı. Ben avukat eşliğiyle duydum bunu, cezaevine gittim. Ben cezaevine dayanamadım, hani benim nereye gidebilirim diye. Üniversiteye gittim ilk, sonra aşağı indim. Aşağı indim ondan sonra. Cezaevine gittiğim zaman beni ilk içeri almıyorlardı. Kardeşim ölmüş burada dedim. Benim girmem gerekiyor. Göreceğim neden öldü yani. Sapasağlam bir çocuk. Bize bu kadar düşkün olan bir insan neden kendini bu hale getirdi? Benim öğrenme hakkım. Müdürün yanına gittiğim zaman müdürün bana dediği şey bir sürü gardiyan vardı. Birlikte çıktık. Herkes odasına geldi. Müdür çok sakindi. Şöyle çok sakin bir şekilde senin haberin var mıydı? Kardeşinin psikolojisi bozuktu. Ve senin haberin var mıydı? Psikolojisi bozuk işte dedi. Sonra dedi ki senin kardeşin iç çamaşırıyla kendini asmış dedi. Ama öyle bir şey yok. Kardeşim psikolojisi de bozuk değildi. Evet çok şey yaşadı ama hayat dolu ve kendini çok seven insan. Çoğu insan da bunu biliyor. Kendini çok seven bir insan da asla kendini buna yapacak biri değildi. Ve bir hafta içinde ne değişti? Ya biz zaten gördüğümüz videoları
Hani savcılıktan bize video geldi. Kanıtlar, her şey. Çok şey var. Yani zaten yayınlanacak o videolarda. Benim kardeşime alıp da, yani hatalı olsa bile 20 tane gardiyanın onun başında durup da, çocuk çok sakin anlatıyor kendini orada. Ben videoları izlediğimde hepsinin birden ona saldırması ve kafasına bir tane gardiyan böyle vurup da gitmesi. Ve benim kardeşim çok geri yapılı, kilolu bir insandı. Hücrede o çocuk orada kendini asamaz ve sadece burası ve ben denedim ip ne kadar asılabilirsin diye. O ip onu nasıl kaldırabilir ve sadece burası gitmiş. Ve hepsini geçtim ben. O çocuk, ya zaten gardiyanların ona yaptığı belli. Yani bildiğin 2 gün boyunca kardeşime yani çektirmişler, işkence yapmışlar. Bu bir gerçek. Öyle götürdüklerini de demedim. Madem müdür bana diyor ya, oranın müdürü, senin kardeşinin psikolojisi bozuktu, kendimi öldürürüm diyen bir insan. Oraya gittiği zaman neden yalnız bıraktınız? Neden onu çaresiz bıraktınız? Neden ölüme ittiniz? Neden bu kadar gardiyan benim kardeşime saldırdı? Neden kafasına vura vura götürüyorlar? Tamam, suçlu olabilir. Her şekilde 7 aydır susuyorum. Sadece şu an konuşuyorsam çaresizliğimden, sadece gücüm yoktu, açık konuşayım. Ama ben izlediklerim, benim vicdanım kabul etmiyor. En son gördüğüm videodan dolayı zaten daha çok yıkıldım. Ben sadece tek bir şey istiyorum. Benim kardeşime sebep olan o gardiyanların hepsi açığa alınsın. Onlar benim yaşadığım duyguyu onlar da yaşasınlar. Bugün eğer konuştuysam, 7 aydır konuşmuyorsam, çaresizliğim, çaresizlikte ne demek? Ayakta duramıyordum. İyi değildim. Çökük bir şekildeydim o yüzden. Ama ben daha fazla, gerçekten hiçbir tane mahkum, daha fazla ne anne ne babanın, hani hiç kimsenin canı yanmasın ya.